noktada tekazüf edecek. Bu sebepledir ki Hazreti Habibullah Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle diyor, öyle buyuruyor. Ekkil ta'amekel ebrar. Ey ehli iman, Allah rızası ve Allah'a kulluk gayesiyle yiyin için ve Allah'a kul olmayanlara sakın zerre bir şey yedirmeyin. Yemeğinizi, evinizdeki ziyafeti, sofrayı, daveti, çayınızı, çorbanızı Allah'a isyan edenlere yedirmeyin. İbadet etmeyenler, ameli salih işlemeyenler, Allah'ın huzuruna gelmeyenler sakın sizin yemeğinizi yemesinler. La ye'kul ta'ameke illel ebrar. Sakın iyilerden, salihlerden, insanı kamillerden başkası yemeğinizi yemesin diyor Resulullah. Binaenaleyh bu noktada bu hadis-i sahihi ele alıp izah ettikten sonra İmam-ı Gazali şu hükmü getiriyor. Diyor ki bir gün aklına geldi bir Müslüman, şöyle dedi ki evimde elimdeki imkanlarla güzel bir sofra tanzim edeyim, bir kuzu keseyim yahut birkaç tavuk keseyim, güzel yemekler hazırlayayım, güzel bir sofra tezyin edeyim, tertip edeyim, ondan sonra 3-5 tane ahbabımı, arkadaşımı, eşimi, dostumu çağırayım, bu sofranın etrafında onlara bir ziyafet vereyim demiş. Ve bu karara varmışsa, davet ediyorsunuz yani ve birer birer çağırıyorsunuz. Ahmet Bey, Mehmet Bey, Mustafa Bey, hani buyurun evde bir ziyafet veriyorum, bir sofra hazırladım, davet veriyorum, buyurun diyorsun ve çağırıyorsun diyor Gazali. İşte evinde hazırladığın bu sofranın etrafına davet edip çağırdığın arkadaşların geldi ve senin hazırladığın sofradan yemek yemeye oturdular. Yemeye başladılar. Eğer senin davet ettiğin kimselerden, insanlardan, ahbaplardan bir tanesi namaz kılmayan, beynamaz bir adam ise, ibadet etmeyen bir adam ise, senin sofrandaki yemeklerden yedikçe, ekmeklerden yedikçe o yemeğin ve ekmeğin her zerresi lisan-ı haliyle arş-ı alaya feryat ederek ya Rabbi beni bu beynamaz asi zalim adamın midesine gönderen ev sahibimi kahru perişan eyledir diyor. Onun kahrolmasına beddua eder o yemek. Sen nasıl Allah'a asi olan, beynamaz olan bir adama sofranda yemek yediriyorsun Müslüman? Sen kime rağbet ediyorsun bakayım? Senin rağbetin kime? Allah'ın yoluna mı, nefsaniyetin yoluna mı rağbet ediyorsun? Regaib kandili bu hesabı yapmak için açılan bir mağfiret kapısıdır, fırsat kapısıdır, ibadet kapısıdır. Sen elindeki imkanı, düşünün şimdi, bugün 100 Müslümanın 99'unun evinde Allah'a isyan edenlere sofra çıkıyor. Müslümanların kaçta kaçının çocukları tamamıyla evde namaz kılıyor. Eğer senin karın namaz kılmıyorsa, eğer senin oğlun kızın namaz kılmıyorsa ve senin de evinde bunlara sofra çıkıyorsa sen Allah'a asi olanlara hizmet ediyorsun. Allah'a isyan edenlere yemek yapıyorsun. Zalimlere hizmet ediyorsun. Namaz kılmayan bir çocuk senin evladın da olsa vallahi zalimdir. Sen o zalime sofra hazırlıyorsun. Sen o zalime yemek yapıyorsun. Sen o zalime hizmet ediyorsun. Sen o zalime hizmetçilik ediyorsun. Hani Allah'a olan rağbetin senin?